Ben Hasan Asker. 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldim. Iğdırlıların yoğun olarak yaşadığı Halkalı'da doğup büyüdüğüm için kültürümüze ilişkin ritüelleri yaşayarak öğrendim. Fakat okul defterlerine, lise tahtalarına yazdığım, mailimi ve cep telefonu şifremi plaka numarasına göre belirlediğim Iğdır'a hiç gitmemiştim. Yaz tatillerimi ya İstanbul'da ya da ülkemizin batı illerinde geçiriyordum. Akrabalarımızın Trakya'da yazdıkları sayesinde bu bölgeyi de sık ziyaret eder olmuştum. Ailemiz 70'li yıllarda köyden şehre göçen milyonlarca Anadolu insanı gibi iş için İstanbul'a gelmişti. Şimdi aynı insanların kendi memleketleri dışında illeri yazlık için tercih etmesini garipsemiştim. Iğdır'ın İstanbul'a olan uzaklığı, imkansızlıklar gibi bahanelerin tutarlılığını ölçmek için ata ocağımı ziyaret etmeye karar verdim. Uzun Kurban Bayramı tatili, köyümüzdeki cami açılışı bana köklerimin izini sürmek ve memleketimi yakından tanımak için uygun bir fırsat sağlamıştı. Üstelik bu vesileyle birçok akrabamızı da ziyaret edebilecektim. İstanbul'dan Iğdır'a doğrudan ve Ankara aktarmalı olarak iki uçuş mevcut. Ben doğrudan yaklaşık 2 saat süren bir uçuşun ardından Iğdır'a indim. Mesafenin uzunluğu bahanesini uçak ortadan kaldırmış. Etrafımı gözlemleyerek dağ yollarına çıkıyoruz. Şurada görünen Sivri Dağ, Tekelci Dağı, yamacında da bizim köyümüz kurulmuş. Buraya kadar fotolardan ve önceden izlediğim videolardan biliyorum. Birkaç gün sonra oraya gideceğim. İlk olarak Tuzluca'nın Güllüce köyünü ziyaret ediyorum. Eniştemiz Ayhan abi karşılıyor. Tarih yolculuğuna çıkmış gibiyim. Bazı evler öylece kalmış. Ayhan abiyle köy yaşantısını keşfe çıkıyoruz. Kendisi halinden pek memnun görünüyor. Sene 1993 tarihine kadar Güllüce'de yaşadım. 93'ten sonra İstanbul'a gittim. Göç ettik. Büyük şehir merakı vardı herkeste. Biz de onlarla beraber İstanbul'a göç etmek zorunda kaldık. İstanbul'a gittik ta ki geçen seneye kadar İstanbul'daydım. Artık bu sene dönüş yaptım memleketime. Niye dönüş yaptım memleketime? Memleket bir başka. Burada atalarımız, babalarımız, dedelerimizin gezdiği yerler, ayak bastığı yerler. Doğal olarak biz de onların var olduğu yerlerde var olmak zorundayız. Tarlalarımız var, yerimiz var, yurdumuz var. Her şeyimiz burada mevcut. Geldim, tarlalarımı ektim. Biçtim. Şimdi de göründüğü gibi bak mahsulünü alıyorum. Herkesin gelip memleketine yerleşmesi lazım. Ata baba toprağını terk etmemesi lazım. Çoluğuna çocuğuna en azından nereden var olduğunu göstermesi lazım. Çoluğu çocuğu dedesinin babasının nereden geldiğini bilmesi lazım. Yerini yurdunu terk etmemesi lazım. Onun için memleketimiz çok güzel. Herkesin de batıda yaşayanların hepsinin de durumu gayet iyi. Herkes gelip yerine yurduna sahip olmalı, evini barkını yeniden onarmalı. En azından yazın 10 gün dahi olsa, 5 gün de olsa, 10 gün de olsa, 1 hafta da olsa gelmeli, burada bir havasını solumalı, buraya çoluğuna çocuğuna göstermeli. Memleketimiz çok güzel, yollarımız asfalt, hizmetlerimiz çok iyi, elektriğimiz var, suyumuz var, kanalizasyonuna kadar var her tarafa. Devletin bütün imkanları mevcut. Artık eskisi gibi değil, ulaşımı çok kolay, uçağı var, otobüsü var.
Dediğim gibi yaşam çok güzel köyde. Köyde hayat var. Toprakla uğraşanın bereketi var, huzuru var, rahmeti var. Gülüce'nin ardından birkaç daha köyünü geziyorum. Tüm yollar asfalt, elektriksiz köy yok, altyapı da mevcut. Her şey beklediğimin çok üstünde. Doğallık, saflık ve içtenlikse zirvelerde. Sabahleyin hayvanlara bakırız. Dışarıya bıraktıktan sonra altını temizleriz. Ondan sonra da gider evdeki günlük işlerimizi yaparız, dinleniriz. Yani gayet yaptığımız işler bunlar. Güzel iş. Becerebilene güzel, beceremeyene de zor işlerdir. Bura ana vatanımız olduğu için köyümüz, dedelerimiz, babalarımız şuna benzer senliklerdir. Onların haftada bir, ayda bir mezarın üstüne sıksan, ifata versen o bizi rahatlatır. Gençlere tavsiyem odur ki hiç vatanımızı unutmasınlar. Toprağımızı değerlendirsinler. Hani değil de en Türkiye'de, dünyada en kutsal vatandır, topraktır. Vatanımızı, toprağımızı unutmasınlar. Kamışlı Köyü bir diğer durağım. Tuzluca'ya çok yakın olan bu büyük köyde İstanbul'dan çok sayıda aile dostumuz var. İlk olarak çok sevip saydığımız Mustafa amcayı ziyaret ediyorum. ...1993 tarihinde emekli oldum. Emekli olmadan önce diyordum ki bir emekli olsam da vatanıma, köyüme gitsem. Allah'a şükür arzuma kavuştum, emekli oldum. 2000 civarında geldim köyüme, yerleştim. Kendi Allah'ın verdiğiyle, kendi çabamızla normal oturacağımız bir ev yaptık. Gördüğünüz gibi önünde bir bahçemiz falan var. Vatanıma geldiğim için mutluyuz. Diğer hemşerilerime sözüm budur ki, emekli olduktan sonra
Vatanlarına dönsünler, güzel kendilerine bir güzel ev yapsınlar. En azı bu yazlıkta sağa sola gideceğine gelip vatanında tatilini geçirsinler. Vatanımsız, sahipsiz kalmasın. Vatanı sevmek imandandır. Biz geldikten sonra çocuklar da geldi, torunlar da geldi, gelinler de geldi. Geldiler burada, gezdiler, yediler, içtiler. Memnun kaldılar, dua ettiler bize. Dönürken bir daha geleceğiz dede diyorlardı. Sevdiler yani. Torunlar, çocuğunlar, torunlar, hepsi sevdiler köyümüzü. Hacı amca peki bunlar ne? Torunlar ne? Bunlar torunlarımdı. Adlarını, soyadlarını yazmışlar. Bir de boylarını yazmışlar. Bir daha geldiklerinde, hele bakalım kaç santim şey dedi. Meryem Nisa Buyruk, Esma, Azra Nur, Sümeyye, Ali Buyruk, Nisa Nur Alçıçek, Elif Alçıçek, Ali Alçıçek, Ali Emir Alçıçek. Bunların boylarını şey yapmışlar. Bir daha geldiklerinde bakalım kaç santim büyümüşler. Dedim, vardım köyümüzü şöyle bir gezdim. Çürümüş kiranlar, evler perişan. Gezip dolaştığımız bu dar sokaklar, yıkılmış duvarlar, yollar perişan. Bağışlayın derken duygulandım. Vardım mezarlığa, dua okudum. Kırılmış başlaşılar, mezarlar perişan. Ne gelen var, ne dua okuyan var. Duasız kalan ölülerimiz perişan. Vardım camımıza namaz kılmaya. Her taraf toz toprak, camı perişan. Dolapta tozlanmış bir sürü kitap. Okuyup anlatan yok, köylü perişan. Yıkılan evleri gördüğüm zaman içim kan ağlıyor, halim perişan. O sevip saydığım köylülerim ölmüş. Akar gözyaşlarım, dilim perişan. Diş doktorum Kemal abinin de burada olduğunu öğrenmiştim. Onu da görüp dinlemek istiyorum. Arkamda gördüğünüz evde ve etrafımdaki bahçede büyüdüm. İlkokulu burada tamamladım. Köyün ilkokulunda eğitimimi tamamladım. Dönemin klasik başarılı öğrencilerinin okutulmasının teşvikiyle, öğretmenlerimin ailemi yönlendirmesiyle okumam için İstanbul'a gönderildim. İstanbul'da amcamın yanına yerleştim. Ortaokul, lise ve sonrasında da işte Diş Hekimliği Fakültesini İstanbul'da okudum. Ama bu dönem içerisinde köyümden hiç kopmadım. Her yaz tatilini burada geçirdim. Okulun ilk kapandığı gün ilk otobüs biletiyle buraya geldim. Ve okulun açıldığı ilk güne kadar da burada zamanımı geçirdim. Gelişimdeki amaçlar neydi diye sorarsanız, birincisi bütün bağlarım buradaydı. Çocukluğum buradaydı. Mutlu geçirdiğim bütün günler buradaydı. Çocukluğumla ilgili en güzel anılarım buradaydı. Ve burada olmak bana huzur veriyordu. Yani o yüzden kaçar gibi buraya geliyordum aslında. Ailemin burada oluşu, köklerimin burada oluşu, buraya beni bağlayan en önemli sebepler. Şimdi de işte şu anda kendi mesleğimi icra ediyor olmama rağmen İstanbul gibi büyük bir şehirde her fırsat bulduğumda buraya gelmeyi çok istiyorum. Birincisi atalarımın, ailemin anılarını işte korumak, onlara olan saygımı göstermek. İkincisi de gerçekten burada kendimi huzurlu ve mutlu hissediyorum. Burada kaldığım bir günde bir hafta yaptığım tatilden daha çok keyif alabiliyorum. Buraya gelince neler yapıyorum'a gelirsek, ben bir hekimim. Yani aslında bulunduğum şehirde çok farklı statüde işte mesleğimi icra ediyorum. Ama buraya gelince bir köylüden farkım yok. Tarlada çalışıyorum, ineklerle uğraşıyorum.
Bahçedeki işleri kovalıyorum. Babamın yaptığı bütün işleri ben yapıyorum. Burada zaten babanız çalışırken sizin başka bir şeyler yapmanız hoş karşılanmaz. Tam tersinin olması gerekir. Onların da mutlu olduğunu görüyorum. Ben de bu işleri yaparken mutlu oluyorum aslında. Hiçbirisi de beni gocundurmuyor. Çok ilginç anılarım da oldu burada. Benimle tanışmak için gelen bir meslektaşım işte beni tarlada çalışırken görünce şaşırmıştı. Sen misin işte doktor olan diye sormuştu. Böyle güzel yanları da var ama beni mutlu eden bu tarafları. Yani büyük şehirde aslında mesleğimi icra ederken de çok mutluyum. Burada köyde gelip çiftçi gibi çalışırken de çok mutluyum. Buraya çocuklarımla ve ailemle beraber gelmeyi tercih ediyorum. Onların da yaşadığım yeri ve bu kültürleri öğrenmesini, kendi öz köklerinin nereden geldiğini bilmesini önemsiyorum. Çünkü bu değerleri bilmeden büyürlerse gelecekleriyle de ilgili değersiz bir gelecekleri olacağını düşünüyorum. Değer yargılarının oluşması açısından babasının, ailesinin nereden geldiğini ve nasıl yaşadığını bilen nesiller yetişmesi açısından bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Onlar da buraya severek geliyorlar zaten. Her çocuk için özgürce işte hayatta koşup oynayabileceği alanlar, köy en güzel ortam onlar için. Onlar da severek geliyorlar. Ben de bunu bilinçli olarak yapıyorum. Onların buraya gelmesini, işte benim ailemin yaşadığı, benim yaşadığım yerleri görmesini ve burada işte hayatlarında daha farklı hayatlarında olduklarını bilmelerini istiyorum. Diğer arkadaşlarıma tavsiyem şu olacak, mutlaka öncelikle köklerine bağlı bir hayat sürsünler. Çünkü köklerinden kopunca kendi benliklerinden kopmuş olacaklar. Bu onları hiçbir zaman mutluluğa götürmeyecektir. Ailelerini ve çocuklarını da bu yönde teşvik etsinler. En az yılda bir defa memleketlerine, köylerine bir ziyarette bulunsunlar. Bu onların hem köylülerine hem de köylülerine bir vefa borcudur. Hem de kendi nesillerine bırakacakları en büyük mirastır diye düşünüyorum. Kemal abiden çok şey öğrendikten sonra yol üstü köylere uğraya uğraya Tuzluca'dan ayrılıyorum.
çocuklar yabancı olmasınlar birbirlerine. Tanışsınlar, tanışsınlar akrabalarımızı, kirvelerimizi köyde. Iğdır yolu üstünde kurulan kent ormanı dikkatimi çekiyor. Burası dışarıdan görüldüğünden çok daha güzel. Iğdır klasiklerinden birini yaşamak üzere Vali yolundayım. Burası birçok şehir merkezini kıskandıracak kadar sefalı, ferah bir bölge. Iğdırlılar günün yorgunluğunu uzun yaz gecelerinde burada çıkarıyor. Sabah erkenden Melekli, Alican, Aralık rotasıyla güne başlıyorum. Iğdır'ın kadim beldesi Melekli'de caddeler ve meydanlar milli kültür öğeleriyle dolu. Tüm bunların Azerbaycan ve Türk dünyası kültür elçisi Coşkun Ulus tarafından yapıldığını duyuyoruz. Kendisini Ata Ocağı adını verdiği ve müze haline getirdiği baba evinde ziyaret ediyoruz. Eskiden babalarımızın, dedelerimizin yaşadığı bu evde, kendimiz Iğdır'da oturuyoruz. Bu evi müzeye çevirdik, etnografya müzesi. Yani Azerbaycan Türk kültürünün sergilendiği bir müze olarak kabul ediyoruz biz burayı. Özel bir müze. Boşluyuz aslında, bir atalarımızdan bir miras aldık. Bu mirası yaşatıp sonraki nesillere aktarmak zorundayız. O yüzden boşluyuz diyorum biz Iğdır'a. Bir şeyler yapmak zorundayız. Burada kalmıyoruz ama boşu boşuna kalacağına en azından bu bölgede insanlar nasıl yaşadı, hangi araç gereçleri kullandı, onu bilsinler diye böyle küçük bir çalışma yaptım.
İnşallah biraz daha güzelleştireceğim. Mesela şu Iğdır'ın ilk fotoğraf makinesi. Evet. Körüklü fotoğraf. Makine dediğimiz. Evet. Onu bir şekilde telafi ettim, buraya getirdim, koydum. Bunlar el değirmenleri, dester dediğimiz, yöre halkınca biliyorsunuz. Çok analarımızın çok emeği var üzerimizde. Hep bunlarla bir şeyler yapmışlar. Yaptılar bizlere. Yedirdiler şey. Tabii ki. Kendi yaptığımız el emeği gözü nuru. Bunu model olarak çıkardım. Ağrı'da bir de Nuh'un gemisi. Biliyorsunuz Nuh tufanı Iğdır Ağrı'da ile özdeşletmiş bir şey. Hem köyde sanatla uğraşan arkadaşlar, hem Iğdır'da Iğdırlı olmayıp da dışarıdan memur olarak atanan sanata ilgisi olan arkadaşlarla hafta sonları burada toplanıyoruz. Herkes elinden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Diğer durağımız Alican. Ermenistan'ın Karabağ işgali nedeniyle kapalı olan sınır kapısı bu köyde. Sürmeli çukurunda, Aras'ın dibinde yer alan bu köyden Ağrı Dağı manzarası da eşsiz. Serin solu bulağlardan, bulağlardan. Serin solu bulağlardan, bulağlardan. Yeşil yarpak budağlardan, budağlardan. Yeşil yarpak budağlardan, budağlardan. Tabii ki biz Ağrı Dağı'nı Ahura'da çok daha yakından göreceğiz. Aralık Belediye Başkanı Bayram Teksay'ın ev sahipliğinde yeni doğana çıkıyoruz ve kendisinden başköyü yani Aralık'ı dinliyoruz. Geçenlerde Tümen Komutanım gelmişti. Tümen Komutanıma bir şey gösterdim. Komutanım, çadır içindeyiz. Bu dağı görüyor musun? Evet. Küçük Ağrı. Tamam dedim. Gözümüzle İran'ın dağını dedim, gözümüzle görüyoruz. Hemen biraz ileriye gittik, Azerbaycan dağı, gözümüzle gördük. Döndük sol tarafa, hemen biraz Ermeni dağını. Dört ülke, bir ilçede şu anda Aralık'ta olduğum için bunu söylüyorum. Iğdır ilimin geneline bakarsak, üç ülkenin arasına yerleşmiş ama dört ülke arasında bir ilçe. Gözümüzle iki tane leylek bu dağlar üzerinde giderse, gözümüzle görecek bir yerdeyiz. Ve dünyada eminim ki dört ülke arasında tek ilçe biziz. Çok şanslı bir yeriz. Her şey yetişiyor. Onun için turiste müsait bir yerdir. Hatta şunu diyeyim. Yarın eğer balonlarla uçacak olursak bir ya da bir buçuk saatte üç ülkenin de insanını yukarıdan görme şansına sahip bir potansiyel var burada. Bunların da değerlendirmesini gerçekleştirebilirsek çok mutlu olacağız. Ardağ derken bilirsiniz dünyada yeri olan yüksekliğiyle, kutsallığıyla çok güzel bir yer ama bunu yeterince değerlendirmediğimizin üzüntüsü içerisindeyim. Çünkü bölge ülkelerden birçoğu bunun kutsallığını kabul ettiği gibi kutsal kitaplarımızda da yeri vardır. Buna rağmen bu dağı bugüne kadar değerlendiremedik. Böyle bir dağın oluşu bölge için bana göre olağanüstü bir avantajdır. Ama malum meselelerden dolayı bugüne kadar kullanamadık. İnşallah bundan sonra çok güzel bir şekilde kullanacağız. Bu dağın turizme potansiyeli diye en fazla kafam kurcalanıyor. Çünkü turizm içerisinde bulundum. Turizmin altını yumurtlayan tavuk misaline çok inanmış biri olarak Ağrı Dağı gibi kutsal bir dağı turizme açmak için elimizden geleni yapacağız. Ve araştırmalarım sonucunda da herkes Ağrı Dağı'nın adı bize yeter. Bunu ister batıdaki iş adamları olsun, ister burada valilik yapmış olan valilerimiz olsun, bunun gerçekleştirilmesi için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğini söylediler ve bana da cesaret verdiler. Müzik.
Başkanımızla birlikte Sınırlar ilçesi Aralık'ta sınırları zorlayıp Süreyya Çeşmesi'ne gidiyoruz. İran Şahı'nın eşi Süreyya Hanım için yaptırdığı bu çeşme İran-Türkiye sınırını teşkil ediyor. Heydar Baba, dünya yalan dünyadı. Nuh'tan Süleyman'dan kalan dünyadı. Oğul verip derde salan dünyadı. Her kime ki bir can verip alıptı, Eflatun'dan bir kuru at kalıptı. Heydar Baba, kuru gölün gazları, sabah akşam sılık çalar sazları, kent kefşenin payızları yazları, bir sinema perdesidir gözümde. Varlığım, şöhretim, şanım. Neye desem bu dünyada vatandır. Yüreğime odları salma. İsmimi getiren o da vatandı. Bir yanım kül çayı, bir yanım Aras. Mehtana dönürem her gelende saz. Keflen telli sazım, keflen gamlı yaz. Hani Heydar Baba, hani Şehriyar. Dey, benim kalbime değmeye ne var? Vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarında, şahlanıp köpüren ırmaklarında, hudutlarda gazi bayraklarında alnına ışıklar vuranlarındır. Iğdır'ımızın doğal güzelliklerinin verdiği gururu, bu potansiyelin kendi insanları için bile hak ettiği yerden uzak olması gölgeliyor. Bu düşünceler eşliğinde Iğdır merkeze dönüp dinleniyorum. Sabah erkenden köy gezilerimize devam ediyoruz. Tuzluca'da Muhammed amcayı ziyaret ediyoruz. ...1975'te buraya geldim, Tuzca'ya. Burada çeşitli işlerle uğraştıktan sonra arıcılık köyde başladı, burada devam etti. 44 senede arıcılık yapıyorum. İstanbul, Türkiye'nin öyle tahmin ederim hiçbir yerinde yoktur. Çok güzel bir yaşantısı var. Fakat verimi kırsal olduğu için verimi yoktur. Onun için bizim buranın halkı İstanbul'a sağa sola gitmek mecburiyetinde kaldı. Şimdi geriye dönüp gelenler yaşlılardı, gençler değil. Yaşlılar hakikaten geldikleri zaman oradan çok feci bir durumda gelirler, burada çok güzel bir durumda geri dönürler. Tuzluca'ya adını veren Tuz Mağaraları. Ağustos sıcağında üşüyebilirsiniz. İçeri araçlarda girebiliyor. Bu devasa kaya tuzlasının benzerine sahip olan ülkeler, turizm tesisi ya da tedavi merkezi için kullanılırken burada ne yazık ki atıl durumda.
İstanbul'da köye dönüş örneği olarak adını çok duyduğum Aşağı Aktaş köyüne heyecanlı yol alıyorum. Dört haneye düşmüş köyü 40 hanenin üzerine taşımaları gerçek bir takdiri hak ediyor. Dönüş yolunda Alhanlı Seyit Mezarlarını ziyaret edip ihsan yemeğine eşlik ediyorum. Birazdan Iğdır'ın en yüksek köyü olan kendi köyüme çıkacağım. Bugün köyümüzde ayrı bir şenlik var. Zira cami ve dağcılık tesisi açılışı bugün. 2550 metrede ülkemizin dört bir yanından gelen dağcılar, zirvede ay yıldızlı bayrağımızı açarken, köyde tatlı bir telaşa hakim. Devlet erkanı, İstanbul'dan gelenler, bölge insanı ve köylüler güzel bir hayır işiyle meşgul. İstanbul'da yaşayan tekeltili gençlerin girişimi ve dernek yönetiminin desteğiyle temeli 14 Mayıs 2017 tarihinde atılan Hazreti Ali Asgar Cami ve İskender Iğdır Dağcılık Sosyal Tesislerinin açılışına hoş geldiniz. Etrafı izliyorum. Dağlar, ovalar. İstanbul'da hiç görmediğim manzaralar. Burada hayat bir başka akıyor. Şehirde koşturmaca var. Burada ise yaşamaca. Suyu su gibi, havası hava. Belki buralarda yaşamayacağım ama kendime şu sözü veriyorum. Buraya tekrar geleceğim. Yılda bir kez de olsa ata ocağımı ziyaret edeceğim. Ne demiş şair? Atalar yurdundan ilham almazsak zaman ağaç gibi kurutur bizi. Bizler ataları hatırlamazsak yarında torunlar unutur bizi.